Adım Metin Gözkara. Şahsen Adıyamanlıyım. İstanbul'dan buraya Malatya'ya taşındık. Bu deprem yaşadınız bugün. Evet, bugün depremi yaşadık. Evdeydik. Bayağı bir şey oldu. Yani ev altımızdan gidiyoruz zannettik. O panikle zaten kendimizi artık durduktan sonra dışarı attık. Dışarı geldikten sonra en mantıklı yer bize buraya geldi. Ailece şu karşıda oturuyoruz. Çoluk çocuk hepimiz buraya geldik. Yani kurbanım inşallah bir daha yaşatmasın. Gerçekten önceki depremlerde yaşadık. Her ikisini evde yakalandık. Yani ne diyeyim yani, inşallah bir daha olmaz. Bugün geceyi burada geçireceğiz. Öyle gözüküyor zaten. Zaten bu korkuyla da içeri girmek mantıklı bir şey değil. İnşallah Rabbim bir daha yaşatmaz. 3 deprem aynı gün yaşadık. Devamında bu depremi yaşadık. Biz 11 kişiydik evde. Yani kaynanam ve başka kişiler de vardı. Mecburen bizde kalıyorlardı. Yani kuvvetli bir şekilde kaçmaya çalıştık ama nereye kaçacağız? Biraz daha hızlansaydı kaçamadık yani, sonuçta evin içinde yakalandık. Kapıya kadar çıktık, orada yakalandık. Yapacak bir şey yoktu. 6 Şubat'a yakın gibiydi yani. Yani bilmiyorum, 5 nokta diyorlar ama yüksekti. Hissedilişi çok yüksekti. Yani binanın sallanması çok kuvvetli oldu. Yani parkta kalacağız. Yani girmeyecek, çocuklar girmeyecek. Her 3 depremi de içeride yakalandım. Bugünkü deprem 5-3 diyorlar ama ben inanmıyorum. Çünkü binayı öyle bir salladı ki binalar sanki üstümüze geldi. Biz çok korktuk şeyden. Kendimizi dışarı attık işte, geldik burada parkta sabahlayacağız burada. Allah bir daha yaşatmasın. Çok zor bir olay. Bunu içeride yaşayan bilir. Şimdi kim derse ki ya işte deprem onu sallamış, o kafada atıyor. Ben içeride yaşadım. Onun için Cenab-ı Allah bir daha şey etmesin. Biz de bu büyük depremi diğer depremde, 6 Şubat depreminde olduğu gibi evin içinde yakalandık. Tabii diğerinde uykuda olduğumuz için biraz daha bize korkutucu geldi. Bu depremde ayakta olduğum için yine korkutucuydu ama süresi uzun olmadığı için yine en azından kendimizi merdivenden aşağı atabilecek kadar yanından bir zaman harcadı ve uzun sürmedi ama şiddetliydi. Yani 5.3 değil ama bize göre daha yüksek geliyordu. Ondan dolayı biraz çok tedirgin olduk yani. Çocuklar da zaten dışarıdaydı, hemen alelacele geldiler. Yani, tabii binamızda yine duvarlarımızda yine çatlamalar oldu. Diğer depremde fazla olmuştu ama bu depremde de yine duvarlarımızda çatlaklar oluştu. Bugün de artık parkta. Yani bugün de muhtemelen parkta geçireceğiz görünüyor. Ha tabii yarın ne olacağını bilmediğimiz için tabii bugün de böyle bir geçirmeyi düşünüyoruz. İnşallah Allah kimsenin başına vermesin. Yani şimdi şöyle, ilk büyük depremden sonra örneğin dün de yine böyle bir deprem yaşadık. Yine o dündükü deprem de anlıktı ama yine onda da dışarıya attık kendimizi. Artık insanoğlu bir zamandan sonra yavaş yavaş yani hayatımızın bir parçası olmuş gibi yani ona bakıyoruz ama tabii korkuyoruz yani açıkçası.